Ne oldu sonra? Aile mahkemesi bir karar verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında belediye meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davadan beraat ettiğini söyledi. 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz. Hakkımda dava açıldı ve ben beraat ettim. Özcan'ın beraat ettiğini kamuoyuna duyurmasının akabinde yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Özcan'ın henüz tam olarak beraat etmediğini, duruşmanın devam edeceğini söyledi. Şöyle konu kapanmadı. Söz konusu beraatin usulen olduğuna dikkat çekti. Mahkemenin Sayın Belediye Başkanı'nın da açıkladığı üzere verdiği bir karar var. Ama basit usulde, yani ilk etaptaki değerlendirmesi gibi yorumluyor hukukçular bu konuyu. Basit usul değerlendirmesiyle ilgili verdiği bir karar var. Fakat Sayın Başkan'ın da o gün beyan ettiği şekliyle söylüyorum. Sanık müdafine ve katılan vekiline tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememizce verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunarak bu beyanın zapta geçmesi suretiyle mahkememizce itiraz yasa yolu açık olmak suretiyle karar verildi. 21.11.2022 tarihinde diye mahkemenin tebligatı var. Güner, 10 Ocak tarihinde bir duruşma olacağını belirtti. Kesin beraat kararı olmamakla beraber belediye meclis üyesi arkadaşımızın vekaleten sürecini yürüten hukukçu arkadaşlarımızın beyanı bu konudaki itirazımızın gerçekleştiği ve itiraz sonrasında 10 Ocak tarihi itibariyle Tanju Özcan'ın bu dava konusuyla ilgili sanık olarak tekrar mahkemeye çağrılmasıyla ilgili bir evrak ulaştı bugün itibariyle bana. Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda şüpheli sanık Tanju Özcan. Güner, Özcan'ın söylemlerine yönelik eleştiride de bulundu. Bolu Belediye Meclisi'nin bireysel konular için kullanıldığını belirterek meclisin Bolu'ya hizmet eden bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Aslında istiyoruz ki biz bu tarz sohbetlere, bireyselleştirilmiş sohbetlere, çünkü sohbet havasında geçiyor, sohbetlere gebe kalmasın Bolu Belediye Meclisi. Demin bahsettiğim minvaldeki Bolu ölçeğinde vatandaşın sorunlarına inilen ya da eğilinilen, Bolu'nun gelecek vizyonuyla alakalı değerlendirmelerinin konuşulmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Bu platforma davet ediyoruz bir kez daha sizin aracılığınızla. Mecliste Hacer Çınar'a söz verilmek istenmemesine değindi. Keşke böyle olmasa ama maalesef belediye başkanımız yine bu meyandaki açıklamasından sonra oturuma ara verip sonra Hacer Hanım'ın, yani konunun muhatabı olan belediye meclis üyesi hanımefendinin ona doğan cevap hakkına saygısızlıkta bulunmuş ve sonra toplantı salonuna gelmemiş arkadaşlarımın beyanıyla söylüyorum. Belki siz orada eşlik ettiniz, bilemiyorum. Kastımız bu. Yani bireyselleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş itibar suikastlerine de gebe kalmasın istiyoruz Bolu Belediye Meclis toplantıları.